Günaydın Sayın Seyirciler, Manşet Artı'yla yine sizlerin karşısındayız. Haftanın son programı bugün, günlerden cuma ve biz bugün stüdyomuzda ülkemizin önemli iş insanlarından Sayın Günay Çerkez'i konuk ediyoruz. Kendisiyle ağırlıklı olarak tabii ki ekonomi gündemi olmak üzere ülkemizin durumunu, gündemini konuşacağız. Günaydın, hoş geldiniz. Hoş bulduk, hayırlı yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Evet, ayı ortaladık değil mi? Bugün 15'i. Aralık ayının 15'i artık. Evet, ortasına geldik Aralık'ın. 2023'ün de sonundayız artık. Son 15 gün diyoruz. 2023 günahıyla sevabıyla geride kaldı. Şimdi gözler 2024'te, özellikle ekonomik anlamda işte bütçe görüşülüyor mecliste, 2024 planlanıyor maddi açıdan, mali açıdan. Siz nasıl değerlendirirsiniz? 2024'ü planlayacak yeterli verimiz, kaynaktan bahsetmiyorum, yeterli verimiz oluştu mu? Önce onu sormak isterim. 2023'ü iyi analiz edip 2024'e hazırlandık mı? Yoksa belli bir ezberimiz var. Her sene biterken bir şeyler yapıyoruz. Yeni yılı öyle karşılıyoruz. Umutlar içerisinde. Evet. Tabii bahsettiğiniz, gündeme getirdiğiniz konular çok önemli konular. Ancak bizim ülkemizde öyle yıllar bazında, önceden başka ülkelerde, mesela ben İngiltere'de yaşadım 27 sene. Orada bütçe en az 2-3 ay önceden hazırdı, görüşmeye başlamadan parlamentoda, mecliste. Ve gereken düzeltmeler de yapılırdı. Tabii ki bütçe görüşmeleri sırasında ufak tefek de değişiklikler yapılırdı. Bizde biliyorsunuz standart bir formatta. Şimdi mesela ben dünyada bilmiyorum, belki vardır ama ben duymadım. Biz mesela bu sene bütçemiz -14 milyar olan bir bütçe hazırladık. Yani insan düşündüğünde -14 milyar olan bu nasıl bir mesaj verir halka? Yani battık mı biz? Ha, eğer paramız da yoksa yeteri kadar, eksi koymayalım, -14 milyar. Derim ki bunu erteledik bu sene. Ama onu da yapamaz çünkü Ertelecek bir şey yok. Artı yani bu biliyorsunuz bütçenin çoğu maaşlara gidiyor. Yani işte kamuda yani, kamuda çalışanların maaşlarına. Erteleme durumu. Bir de bundan 1-1,5 ay önce Sayın Maliye Bakanı çıktı, dedi %48 olacak dedi şey. Hayat pahalılığı. Ben şahsen konuşursam çok şanssız bir beyan. O kadar da erken, talihsiz bir beyan diyeyim. Ama yani ülkemize baktığımızda somut, kalıcı, iyi temellere oturtulmuş ne bir ekonomi var, ne de bir kamu hizmeti var. Evet, yani şimdi çok da karamsar olmamak lazım. Yani gidiyor, bir şekilde gidiyor ama istenilen standartta değil. Şimdi güneye baktığımızda Güney de bizim gibiydi. 2004'te işte şey yapıldı. Anan planının hepimiz oyladık. Referandum oldu. Biz %65,5 falan, %65,7 galiba, 6 ile evet dedik. Rumlar %76 kusurla hayır dedi. Ama Rumlar ertesi gün Avrupa Birliği'ne girdi. Artık ertesi gün değil. Oylama bir hafta kadar önceydi. 1 Nisan 2004'te. 1 Mayıs. 23 Nisan, 24 Mayıs mıydı referandum? 24 Mayıs'tı yanımda. Evet. 24 Nisan'dı pardon. Nisan'da. Bir hafta önceydi. 24 Nisan'da evet, referandum yaptık. 1 Mayıs'ta. AB üyeliği geçti. Evet. Şimdi Rumlar zaten daha önceden biliyor alınacak Avrupa Birliği'ne. Garantisini almışlar tabii. Garantiyi, çünkü bizim gibi günlük ya haftalık yapılmıyor bu işler. Yani Avrupa Birliği devlet başkanları her sene iki defa bir
Haziran ayında, bir de Aralık ayında toplantı yaparlar değişik ülkelerde. Ondan bir sene önce de, yani 2003'te Yunanistan'daydı, Selanik'teydi ve orada karar aldılar ki bir sene sonra, yani 2004 1 Mayıs'ında 10 tane Avrupa Birliği ülkesini Avrupa Birliği'ne alacaklar. İşte aldılardı Yugoslavya, bütün Balkan devletleri, 10 tane Rum, Kıbrıs da dahil. Ve Kıbrıs enteresandır. Bütün Kıbrıs'ı aldılar Avrupa Birliği'ne. Ama kuzeyde Aki Kominike donduruldu. Evet. Ve hala daha donuk durur. Şimdi ben sorarım, yani gelmiş geçmiş cumhurbaşkanlarımıza, hükümetlerimize, bu konuda herhangi bir girişim yaptılar mı? Yani niye? O zaman bizi bir nevi tutsak gibi. Yani şimdi biz evet dedik, mükafat falan yok. Onlar hayır dedi. Ama zaten onlar bilirdi alınacaklarını bir sene önceden. Biz bunları hep bilmem, göz ardı demiyorum ama bunlarla ilgili ciddi bir şey yapmadık. İtiraz yapmadık, koymadık. O neticeden sonra da demedik arkadaşlar, biz bak %65 ile evet dedik ama siz bütün Kıbrıs'ı almanıza rağmen Aki Kominike'yi kuzeyde uygulamıyorsunuz. Aki Kominike olmadan o ülkede Avrupa Birliği yok demek. Yani tam tersi, daha da kısıtlanmış olursun. Ama yani biz de çok bir şey yapmadık, bağırmadık, çağırmadık veya işte İnsan Hakları Mahkemesi ve Avrupa Birliği'ne, hiç sanki biz de memnunduk şeyden, neticeden. Dolayısıyla yani onlar orada şimdi zaman içinde, yani ilk 5-6 yıl, 10 yıl pek fark etmezdi ama şimdi güneye geçtiğinde bir Avrupa ülkesine girdiğini hissediyorsun her şeyle. Yani kapıdan, bariyerden o tarafa geçtiğinde yollar, düzen, her şey, çünkü onlar da mecburen bunu yaptılar. Yani kendi başlarına bakılsalar onlar da bir şey yapmayacaktı pek fazla ama mecburen Avrupa Birliği'nin baskısıyla ve uymaları gereken yasalar, kurallara göre bunu yapıyorlar. Onun içindir ki bizim işte yeşil hattın üstünden bir şey daha geçirmeye çalıştığımızda daima bize engel çıkarmaya çalışır genelde. Yok buna uymaz, ona uymaz. Halbuki biz itiraz da etmediğimize göre sanki biz bu şekilde, Allah bilir, işte Allah bilir de daha fazla, bir çözüm olursa biz de uluslararası kural, yasalara uymak mecburiyetine gireceğiz. Halbuki benim kendi düşüncem, biz tanınmadan da sanki tanınmışmış gibi hareket etmemiz lazımdır ve bir örnek teşkil edelim. Bu nokta çok önemlidir aslında. Yani bir şeyi beklemek de artık zaman kaybediyoruz. Çünkü evet, ihtiyaç var. Yapmamız evet, gereken evet, çok şey. Evet. Çok şey var. Ama yani şimdi ben mümkün olduğu kadar hiçbir parti falan şikayet etmeden gerçeği söylersek sanki bizde de çoğunluk bundan memnunmuşuz gibi. Çünkü ondan sonra biz bir şey yapmadık. Hani ne solcu, ne sağcı, ne ortadaki partiler hepsi bunu kabullendi, oturduk. Hiç ileriye götürmedik. Bundan sonra çeşitli hükümetler geldi başa. CTP bir ara hükümetteydi. Şimdiki başkan başbakanıydı. Hiç bu konularda bir şey yapılmadı. İçe baktığımızda da işte de pek, yani şöyle diyeyim, bu tabii tamamen benim görüşüm ve düşüncemdir. Mecbur olmadıkça biz bir şey yapmıyoruz. Mecbur olacağız bir şekilde. Ya dıştan bir güç, bir şey bize diyecek, bunu yapmanız lazım ya şunu yapmanız lazım.
veya başka bir sebepten dolayı. Yoksa planlı, programlı biz işte iş özel sektörü şu şekilde formüle edeceğiz, şu şekilde şekillendireceğiz. Bazı sektörler dünya ekonomilerine en yakın komşulara bakarak şekillendirmedik. Aynı şekilde devam ederiz. İşte tarım devam eder, hayvancılık devam eder. Otel, turizm devam eder. Tamam da yani hayvancılık, yaptığımız hayvancılık, şimdi hayvan üretenler hemen şey edebilir. Hayvancılık yapacağız, yapmamız lazım. Ama nitelikli hayvancılık, nitelikli tarım yapmamız lazım. Bizim ülkemizin, iklimimizin, ihtiyaçlarımızın veya komşu ülkelerin ihtiyaçlarına bakarak o sektörleri geliştirmemiz lazım. Biz aynı şeyle 40 senedir, ben ülkeye döneli 1991'de döndüm. Tabii Kıbrıs'ta doğdum. Güneyde, Mutluyaka'da. Yani çok bir fark görmüyorum bizim tarafta. Üretim metotlarından. Üretim metotlarından ve çeşitliliğinden. Çeşitlerinden tabii. Yani şimdi niye nohut ekmeyiz? Mesela. Bakla ekmeyiz. Yani biz gider Türkiye'de dahil şimdi maalesef üzücü bir durum. Nohudu yurt dışından alır. Baklayı yurt dışından alır. Halbuki daha önce bunlar tarımla ulaşalım ama nitelikli tarım ve bilinçli yapacağız ki ekonomik olsun. Yani yaptığımızda bunda, bu bir sektör olsun, lider sektör. Şimdi biz deriz lider sektördür ama kendi kafamıza göre lider sektördür. Yani daha fazla arpa buğday ekmekle ki çoğu zamanda bunlar ya kuraklıktan bir şekilde bu lider sektörler hepsi sürekli devletten destek almadan da ayakta duramaz. Şimdi nasıl lider sektörü? Lider dediğinde lider sektör, o sektör kendinin ihtiyaçlarını, harcamalarını karşılayıp bir miktar da para artıya geçer ve onu da hazneye koyar ki diğer lider olmayan sektörlere katkıda bulunan. Bizim bütün lider sektörler teşvik almadan ayakta duramaz. Bunlar gerçekler, yani ben uydurmuyorum. Hellim satacağız. Bilmiyorum şimdi neydi ama bir ara hellimin fiyatı kadar da destekle oluyordur. Şimdi takip etmedim son zamanlarda nedir durum. Ama şimdi lider sektörler dahi turizm. Turizmci her sene destek vermeden aman biz batarık, ölürük, giderik. Tamam, yani o zaman bu ülkenin haznesine, devletin hangi parti başladır o hiç alakası yok. Nasıl, nerede bulacak parayı devlet taşıtsın? Burada tabii biz kamuoyu da çok cazip kıldık. Ya da şöyle diyeyim. 1960'da Kıbrıs Anlaşması yapıldığında Kıbrıs Türk'ünü Kıbrıs'ta tutmak için ve ayrılmamak için adadan bir tek bunu yapabilecek olan, iş verebilecek. Çünkü bizim o zamanlar özel sektör diye bir şey yoktu. İşte toplamda belki de 10-15 tane iş adamı diyebileceğimiz Kıbrıslı Türk vardı. Yok denecek kadar. Yok denecek kadar. Dolayısıyla 60'da sözleşme, Kıbrıs Anlaşması imzalandığında İngiliz dedi ki ben Kıbrıslılara, vatandaşlarıma, o zaman hepsi vatandaştı İngilizlerin, İngiltere'nin, 5 sene daha İngiliz pasaport tutma hakkı veriyorum. Tabii bu bilinçli mi yoksa bir şey için mi yapıldı? Çünkü Rumların çoğu köklendi burada. Yani nasıl köklendi? İşleri var, çalışırlar,
Bizim yani 60'a kadar baktığımızda iş adamı diyebileceğimiz belki de 15-20 kişi, hadi taş patlasa 30 kişi. Diğerleri Rumların ana şirketin Türk taraflarındaki bayileriydi. Bir dükkan açardı, işte Gostis getirirdi buzluk. Bize de o da verirdi bir iki tane buzluk, bir Türkiye gordu, işte satsın onun adına. Yani bizim direkt olarak ticaret çok az yapan şey vardı. Böyle olunca da hepsi imzalanınca Kıbrıs Anlaşması, en büyük göç Kıbrıs'tan o zaman oldu. İngiltere'ye, Avustralya 15 bin kusur, İngiltere 20-25 bin kusur, Kanada'ya. Ve bu şekilde tutmak için geri kalanları da kamuya aldık çoğunu. Hatta o zaman hatırlarsanız 35 yaşında, 20 yaşında girdin, 35 yaşında emeklilik maaşı da almaya başladın. Yani bu çok kısa bir dönem için dizayn yapılmış. Yani başka türlü izah edemem ben, ya da mantık yoktu. Yani bir adam alacaksın 20 yaşında, 15 sene sonra emekli olacak ve emekli parası alacak. Ya bizde kaç tane altın madeni var, kaç tane petrol kuyusu var da böyle. Ama bunlar geçici olarak olması gerekirdi. Yani bunları yapan o zamanki liderlerimiz, yöneticilerimiz bu kafayla ben öyle düşünüyorum, yaptılar. Ama bu kaldı. İşte bak, biraz tabii ondan sonra 35 biraz daha çıktı, 55 oldu. Şimdi zannetsem 60'a geldi. 60'a dayandı. Evet. 60 oldu. Şimdi Avrupa'da çalışanlar 70'e dayandı. 72'ye geldiler. Yani 60 65'i çoktan geçtiler. Avrupa'da yani, çünkü insan ömrü uzadıkça daha fazla çalışmak lazım ki çalıştıkları zaman ürettiğinin bir kısmını da işte fonlara koyup daha sonra sistemi devam ettirmek lazım. Sistem, sosyal sigortalar, ihtiyaç sandığı, bu tip şeyler, sağlık falan. Biz yani çok zeki, çok akıllı, becerikli insanlarımız var ama bunları hiç yapamadık. İşte bir tek şey uzattık, emekliliği kamuda. Kamuyu çok cazip kıldık. Çok cazip kıldık. Hala da caziptir. Ben de mesela zaman zaman gelir birisi, ben de çalışan, 5 sene, 10 sene çalışan adam, diyor ben ayrılıyorum. Niçin? Kamuya geçeyim. Ne yapacaksın? Bilmem. Nerede çalışacaksın? Bilmem. Ya diyorum, bilmediğin, ne yapacağını bilmiyorsun. Nerede çalışacaksın bilmiyorsun. Yani nasıl? Günay Bey, kamu olsun da ne olursa olsun. Çünkü orasını ebediyen, yani kamuda çalışanlar tabii ki kendilerine verilen işleri yaparlar veya neyse. Ama bizim yöneticilerimiz, bunları yavaş yavaş uyumamız lazım dünyanın çarklarına. Aksi takdirde o çarklar bizi böyle parçalayarak geçer. Çünkü artık biz kapalı da değil. Bugünkü kuryer hizmetleriyle sen basarsın düğmeye, sipariş verirsin Avustralya'dan, kapıya gelir. 2 hafta sonra kapıdadır. Yani şey de değil artık, yani bunu önleyemezsin de. Dolayısıyla biz bunlarla yarışmayı öğrenmemiz lazım. Yani kaçınılmaz bu. Şimdi değilse 1 sene sonra, 2 sene, 5 sene, ne kadar çabuk yaparsak bunu, o kadar daha fazla ülkemize refah, daha fazla kendi halkımızın ülkede kalmasına yardımcı olacağız. Şimdi bir de nitelikli şeyler yapmamız lazım. Mesela tarım yapacağız, hayvancılık da yapacağız ama nitelikli, yani ekonomik olacak. Eğer sen yan taraftaki birisinden aynı şeyi %20-30-40 daha ucuz alabiliyorsan, dünya ekonomisi artık bir oldu. Bu hızlı
devasa şeyler var, gemiler var, götüren konteyner gemileri. Evet. 2000, 3000, 4000 tane görüyorsun, ne devasa bir şey. Sadece 5000 konteynerler görünür. Evet. Gemi neredeyse görünmez. Gemi görünmez. Bunları böyle yaptıklarında taşımacılık çok daha düşük rakamlara oluyor. Başka ülkelerde, uzak doğuda, doğuda, Çin'de, işte Vietnam, bütün o bölgelerde, Pakistan, buralarda işçilik çok daha düşük. Kore'de, oralarda imal eder. Daha modern ortamlarda ve daha fazla şey kullanarak, alet, adavat, otomasyon kullanarak onu ondan sonra koyuyor konteynere, çok daha ucuza getiriyor buraya. O zaman yani mecbursun buna uyasın. Aksi takdirde kendi başına çalıp oynayamazsın. Ha, eğer olursa bir gün bir iki tane kuyu, petrol kuyusu, gaz kuyusu Mavi Vatan'da, bir iki tane de altın madeni beş parmakların altında, o zaman daha rahat olabiliriz. Ama şimdi maalesef iyi çalışmamız, organize olmamız lazım. Bunları tabii hükümetlere büyük görev düşer. Kamu bizim ülkemizde orantılı olarak çok büyük. Ama onu geçtim, büyük. Yani zamanında başka işveren şey yoktu. Onun için herkes kamudaydı hemen hemen. Ama şimdi değişik sektörler, özel sektörde... Evet. İş olanakları çoğaldı, doğrudur. İş olanakları çoğaldı, değişik sektörler olmaya başladı. İnsanları biz oralara teşvik etmemiz lazım. Bakınız, ülkemizde 25 tane üniversite var. Benim Estonya'da tanıdığım insanlar var. Bunlar Suudi Arabistan'a mühendislik hizmeti verirler. Suudi Arabistan'a. Orada kurulacak olan tam otomatik bir şehir. Bizim kol sahasına geldiler, diyor mühendisiniz varsa alalım. Kaç tane? 1000 tane, 2000 tane alalım, bu proje için isteriz. Şimdi yok öyle bir şey. Üniversitelerimiz var, yetiştirilen pek fazla bir şey yok. Ve düşünebilir misiniz? Biz hizmet satmamız. Eğer biz bu kadar üniversite açtıysak ülkemizde ve eğitim ya da üniversite eğitimi, bunlar bir sektör ise eğitim, onların meyvelerini de lazım ülkede alabilelim. Yani ama bunlar yok. Bir şekilde kabullenmesi lazım. Belki gençlerin bu modern sistemlerle daha başından aşırı neşir olmaları. Çünkü benim zamanımda bilgisayar yoktu. Yani ben üniversitedeyken bireysel bilgisayarlar falan yoktu. Üniversitede bir tane devasa şey vardı, bilgisayar. Biz görev ödevlerimizi onunla yapardık gece. Şimdi herkesin elinde bir bilgisayar var. Yani o şimdiki telefonlar bile bir küçük bilgisayar gibi. Biz insan yetiştireceğimize, madem bizde daha fazla insan var, doğal kaynaklar çok azdır kendimiz. Ha, dışarıdan getirelim, ham madde getirelim, burada işleyelim, o da ekonomik değil. İşçiliğimiz pahalı, elektriğimiz pahalı, suyumuz pahalı. Getireceksin ham maddeyi, işleyin. İhracı var. Lojistiği pahalı. Aynen. Dolayısıyla biz hizmet sektörlerine eğilmemiz lazım. Hizmet sektörüne hizmet üretmemiz lazım. Güneyde en az 40 tane Avrupa ülkelerinin muhasebe büroları var. Buradan bölgeye muhasebe hizmetleri verir. Accounting. Tamam, biz
Biz hep birinci seçenek kamu. Gidelim kamuya. Şimdi tamam kamuya girersin ama verimli çalışmazsan, doğal kaynağın da yoksa ciddi sıkıntıya girersin. Nitekim ha görüyoruz, bütçe hazırladık. 2004 bütçesini, 2024 bütçesini hazırlıyoruz ve diyoruz ki burada 14 milyar TL açık, eksiktir. Orada yapılan her bakanlığa verilen rakamlara göre 14 milyar eksiktir. Bunu nasıl kapat? Yarısını diyor Türkiye'den, Türkiye verecek bize anamız. Diğer yarısı da diyor bir şekilde. Ne olacak biliriz. Kesecek şeyleri oraya koydu kağıt üzerine. Bunu yapacak. Yarım milyar TL. Bunu yapacağız. Ne bileyim ben bu kadar şey. Onları kesecek. Çünkü maaşları kesemez. Yani maaşlar muhakkak ödenmeli. Bizim kontrolümüz dışında da son zamanlarda bütün dünyada fakat küçük ülkelerde bizim gibi çok daha fazla hisseden bir enflasyon var. Yani hemen hemen her hafta değişiyor, yükseliyor fiyatlar. Bir de bizim dezavantajımız TL. TL kendisi zaten kan kaybediyor uzun bir müddetten beri. Yani AK Parti iktidara geldiğinde 2002'de 4-5 sene içerisinde çok iyi hatırlarım. 1 dolar eşitti 1.3 TL. 1 lira olur mu diye de konuşuluyordu. Evet. Konuşuluyor. Olursa ne olur? Hatta bazı endişeler evet, vardı. Evet. 1.3 1 dolar 1.3 TL idi. Şimdi 30 32 bizim çok iyi ekonomistlerimiz var ülkede. Yoksa da bir sektörde ihtiyaç varsa onu getirirsin yurt dışından. Geçici olarak. Bir sene, iki sene, üç sene. Ama bizde sanki yani öyle gün geçsin, nasıl geçirse geçsin. Ertesi gün bakarız. Araba doldu memleket. Yollar milim gelişmedi. Ya yani utanırım. Ben bu devletin televizyon söylüyorum. Utanırım. Türkiye bize bir çevre yolu yaptı. Şeyin etrafında Lefkoşa'nın. Lefkoşa'dan. Geldik o proje Lefkoşa Girne yolunu köprüyle geçecekti. Doğu batıya doğru gidecekti. Şeyde çemberinde nedir o? Alayköy. Alayköy çemberine bağlanacaktı ki doğudan gelen trafik hiç transit geçecek olan. Hiç Lefkoşa içine girmeden en geçecek. Çok işe yarayacağı noktayı yapmadık. Değil mi? Para bitti. Türkiye akşamları orada resmen bıraktı. Eziyet var. Ben görüyorum onu. Ya gün sabah da akşam da yani şimdi bakın. Gelip geri dönüyor insanlar. Mecbur etti. Benim bildiğim kadarıyla o yol orada bitti. Çünkü batıya doğru Gönyeli bölgesinde İstimlak. iki arazinin istimlak konusu. Yani bir devlet ise %100 perfect bir devlet de istemem. Ya bir devlet iki tane araziyi istimlak edemeyecek kadar devlet ve tabii hükümetler 10 tane hükümet, 15 tane hükümet geçti üstünden. Yapamazsa ben yani kelime bulamıyorum. Bir tek utanıyorum, yüzümde kızarıyor. Böyle bir ülkede yaşarım bu anlamda. Ya nasıl gece gündüz bir bırak onu yalnız. Ne kadar insanlar orada bekliyor, ne kadar yakıt yakıyor, zaman bunların hesabını yaptığında inanılmaz bir maliyet var. Kayıp var. Kayıp maliyeti, evet. Kayıp var. Ve gerçekten çok üzülürüm. Yani
hem insanlar zaman, ışık, araba çalışır, yıpranır motoru, yıpranır yakıt kullanır. Vakit eşittir nakit. Bunları hiç gözümde, ya biz orada de bilmiyorum ama hadi olsun 2 milyon, 3 milyon isterlin ya dolar ya. Bu kadar parayı bulamıyoruz, orasını yapalım. Lazım anamıza, bekleyelim de anamıza yalvaralım. Anamız yaptı bize. Çok şeyler yapıyor. Bunu da biz yapalım. Ben ticaret odasının başkanı olsam, sanayi odasının ya bir şey. Bunun için bir kampanya başladım. Çünkü kendi üyelerimin eğer bu çevre yolu tamamlanırsa başta bütün halk ama o halkın içinde de bütün iş insanları yani sanayi odasına, esnaf sanatkarlara, ticaret odasına üye olan insanlar da çok daha da fazla faydalanacak. Ama herkes bu konuda sessiz. Ülke yapacak devlet. Her şey devletten mi beklememiz lazım ya? Nasıl bir kafa? Nasıl bir işletme? Yani inanamam ben. Müteahhitler Birliği. Müteahhitler Birliği. Ciddi para kazanır şimdi müteahhitler bu yapsatlarda, şeylerde. Gelsin ya o bölgede devasa 40 kat, 35 kat binalar yapan 5-6 tane yatırımcı. Koysun her biri yarım milyon dolar isterlin. Yani o şey çok ahım şahım bir bedel de değil yani. Taş patlasa 2 milyon, 3 milyon isterlin. O bile olmayacak. Eminim olmayacak. Yani nedir, nereye gideceğiz? Yani hükümet bütün gailesi başka. Ben seçilmek için gene daha fazla insan alayım kamuya. Kamuya. Al, ihtiyaç varsa al. İhtiyaç yoksa almayacaksın. Bunu ikna edeceksin. İşte bütün beceri buradadır. Sen eğer ille de 2000, 5000, 10.000 tane insan kamuya almazsan, eğer inanmazsan ki bunu yapmadan seçilemeyeceksen, bence girmemek lazım. Ama bütün partiler de öyle yani. Yani bu anlamda birçok isimleri, cisimleri, sözde inançları hep değişiktir ya. Ama iktidara gelince hepsi aynı. Onun için ben derim ki bizim ülkemizde iki çeşit parti var. İktidar partisi ve muhalefet partisi. Bir iktidara geçer, bir önceki muhalefetteyken geçtim iktidara, bir önceki iktidar partisi gibi hareket eder. Benim taraftarlar halledeyim, koyayım şeylere. Doğru insanları koydum yani. Yani senin vizyonunda değilse ama uzmandır o alanlarda, uzmanı mı koyacaksın yoksa bu bizdendir koyulun bir uzman olmayan insan mı? Bu anlayışın işlemediğini, çalışmadığını, hatta zarar verdiğini artık anlamamız lazım değil mi? Çoktan anlamamız lazım. Denedik. Ama yani bizdeki siyasiler de, onlar da zaten siyaset bir sektördür. Ve lazım ben bu sektörden hiç çıkmayayım. Mesela mühendisysen senden ben lazım hep mühendislik yapayım. Çoğu istisnalar kaydı. Ya Allah için olsun. Ayıptır ya. Yani baktığında bir toplam analiz yaparsan araçların yaktığı yakıt, harcadığı lastik, bunlar hep dışarıdan gelir. Yıpranması motorun, zaman kaybı, geciken işler, zaman kaybı, yani uzayan süreler bir işi. Yani nedir bu? Nedir bu şey? Ve orada geliyor, orada gece ben Lefkoşa'dan Girne'ye giden bakarım. Aynen, bütün binlerce o, binlerce araç orada, ışıklar olan yani orada yakıt yakar, adam bekler, sinir olurlar. Bu kadar biz öksüz. Türkiye yaptı bu şeyi. Oraya da tabela koymuştuk. Hatta da at turu da gel, at euroyu da gel. O da. Yani şimdi Türkiye yaptı. Türkiye'de sıkıntılar var. Tamam biz hep ellerimizi açacağız da bekleyelim. Yapalım bir üst geçit oraya. Gelen Girne'ye de gidebilsin. Batı'ya da gidebilsin. Lefkoşa'ya da gelebilsin. Yani nedir bu? Niçin bunu Türkiye'yi bekliyoruz?
Ha yeteri kadar para harcarız, gidelim dolaşalım yurt dışında. Bütün siyasiler, her şeylerin çoğu yurt dışında. Devamlı nedir bu şeyler lan? Ülkelerde ziyaretler. Yani ben anlamadım, ne harcamadan başka bir şey var mı? Yok. Peki onlar bir sene gitmesinler yurt dışına, para, üç misli para toplanacak ya. Ama bizim insanlarımızın çoğu da ne kadar da hali vakti yerinde olsa, onlarda da iş yok. Yani çıkmıyor. Şimdi bilirim dinlemeye, sen ne yapman diyecek. Tamam, ben hazır önderliğini yapayım. Hazır önderliğini yapayım, 250 bin isterim, korun ben o projeye. Şimdi, bugün. Hadi gelsinler bakalım. Gosun 10 tane, 15 tane iş adamı bir araya gelsin. Müteahhitler Birliği nerededir? Müteahhitler Birliği nerededir? Niye çıkmaz da desin arkadaşlar ha? Bak. Birçok müteahhit çok iyi kazançlar şey diyor o yapsatlardan. Niye gelmiyoruz bir arada koyalım, herkes 50 bin isterlin, 10 bin isterlin, 5 bin isterlin, neyse 5 ve bu üst geçidi yapalım, kurtaralım insanları, ülkeyi yakıt eminim en az %10 daha az yakıt şey edecek memleket. Ama belki de yakıt getirene de yok, bırak daha fazla yaksınlar, daha fazla getirsinler. Öyle öyle. Yani bunları söylerim çünkü çok doluyum. Arkadaşlar kamuya alabilirse 1000 kişi daha mutludur. İşte bak şey, sanki tamam gelin bunu yapalım. Gelin hep beraber. Kamu da özel sektörde. Ben davet ediyorum. Ve söylüyorum ben. Ben 250 bin isterim, şimdi o projeyi koyabilirim. Hadi. Milyarderler var ülkemizde. Ben çok, yani benim halim iyi çok şükür ama benden çok zenginleri var. Belki de en az 500 kişi, 1000 kişi var. Onlar da bir alem. Yani zengin olduk sonra, para bittik, çoğaldık sonra daha pinti olurlar. Ya memlekette yaşayan utanmaz mıyız ya? Gelir yurt dışından turistler, şeyler Türkiye'den. Türkiye'ye bak ya. Binlerce kilometre devasa yollar. Devasa yollar, köprüler. Değil mi? Yani şimdi bu konularda evet AK Parti belki bazı konularda şey değil ama yani ülkeye çok ciddi yatırımlar yapıldı. Ha borca girdi. O onun bir tercihidir. Ben hizmet vereyim diyor halkıma, memleketime, iş insanının maliyetini azaltayım. O bir şekilde geri gelir. Biz zaten derdimiz maaşları ödeme. Çünkü o kadar büyüttük kamuyu ki maaş yetmiyor devletin aldığı normal şeylerle, gelirleriyle. Yazık, günah ya. Ya ben utanırım. O eziyet, zaman kaybı, o motorların çalışması, lastiklerin yıpranması, yakıt. Bunları hiçbir total analiz yapan biri yok mu memlekette? Yani çok çok üzülürüm bunlara ben. Ya. Bakalım çağrınız yanıt bulacak mı? Onu oldu, bitti mi vakit? Süreyi geçtik hatta. Hadi ya. Bugünlük bu kadar olsun. Ben teşekkür teşekkürler, ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ama çok merak ediyorum bu çağrınız, sizin öncülük yaptığınız bu çağrı yanıt bulacak mı, cevap bulacak mı? Hep beraber inşallah göreceğiz onu da. Sayın Çerkez, çok teşekkür ettim. Yani bak şunu da düşünürüm. Bir arazi satıp onu da düşünüyorum. Çünkü insan ülkesine yaptığı hizmetlerle hatırlanır. Öyle yani mesela rahmetli Doktor Fazıl Küçük Denktaş ve diğer liderlerimiz hepsi niçin? Ülkeye hizmet verdi. Ama onların verdiği hizmet yol yapmaya katkıda bulunmak bilmem değil.
kendilerini öne çıkardılar. Kıbrıs Türk'ünün varlığını tescil ettiler. Ülkede artık Kuzey Kıbrıs'ta, yani Kıbrıs'ta Türkler de var olduğunu, yoksa aksi takdirde yani Rumlar bekleyebilse bir 20-30 sene daha. Kendiliğinden bazı şeyler. Ha, aynı. Peki, çok teşekkür ettim. Ben teşekkür ederim. Evet, sevgili seyirciler, bugünlük de bu kadar olsun. Haftayı da bitirmiş oluyoruz. Pazartesi yeni haftanın ilk gününde bir kez daha sizlerin karşısındayız. Onu hedefliyoruz. O vakte kadar herkese güzel, sağlık dolu bir hafta sonu diliyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.